Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 27 Nisan Salı. Başbakan Morrison'dan Hristiyan konferansında ilginç açıklamalar. Tanrı'dan işaret aldım, sosyal medyayı kötüye kullanmak şeytan işi. Scott Morrison, Gold Coast'ta düzenlenen bir Hristiyan konferansında Avustralya'nın başbakanı olarak Tanrı'nın işini yapmak üzere çağrıldığını söyledi. Morrison'ın çarpıcı ifadeleri geçen hafta Avustralya Hristiyan Kiliseleri Konferansı'nda kaydedildi ve Facebook'ta paylaşıldı. Pentakostal bir Hristiyan olan Morrison, sosyal medyanın kötüye kullanımının şeytanın işi olduğunu söyledi ve toplum üzerinde yıkıcı etki yaptığını belirtti. Başbakan 2019'daki seçim kampanyasında Tanrı'nın kendisine bir işaret vermesini beklediğini, New South Wales'de bir sanat galerisindeyken bir işaret istediğini ve tam önümde yükselen bir kartalın en büyük resmi duruyordu dedi. O gün aldığım mesaj, Scott, yorulmadan koşmak, zayıf düşmeden yürümek, kanatlarını kartal gibi açmak zorundasın ki kartal gibi yükselesin idi diye konuştu. Covid getiren kişinin niçin Hindistan'a düğüne gitmesine izin verildi? Batı Avustralya'da 3 günlük tecrite yol açan vaka sebebiyle Sağlık Bakanı zor durumda. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, Hindistan'da Covid felaketi yaşanırken niçin bir kişinin buradan Avustralya'ya girişine izin verildiğini açıklamaya çalışıyor. Hindistan'a kendi düğünü için giden kişi Perth'e eşiyle gelmiş, karantinada testi pozitif çıkmış, virüsü eşine, ardından koridordaki diğer odalara bir çocukla iki yetişkine yayılmıştı. Bakan bu kişinin seyahat için önemli gerekçeleri olduğunu kanıtlayabildiğini açıkladı. Kişinin Hindistan'a düğün için gidip dönmesi birçok kişiyi öfkelendirdi ve federal hükümetin uluslararası seyahat politikası ile ilgili kafa karışıklığına yol açtı. Hunt, her bir başvurunun kendi özel durumları çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Bireysel durumlarda sorumluluk sınır gücündedir dedi. Güney Avustralya'da otel karantinasında 14 vaka çıktı. Güvenlikle ilgili endişe duyuluyor. Eyalette sağlık otellerinde tamamı yurt dışından gelen yolcular olmak üzere 14 yeni COVID vakası açıklandı. Sağlık yetkilileri karantina kapasitesine yaklaşıldığını, güvenlik endişesi duyduklarını belirtti. Sağlık müsteşarı federal hükümetle eyaletin kaldırabileceği yurt dışı geliş sayısını görüştüklerini duyurdu. Sky News sunucusundan çirkin çağrı, Amerika'nın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasının ardından Avustralya da aynısını yapmalı. Çin gibi ülkelerin zaman zaman Amerika'nın uydusu olmakla itham ettiği Avustralya'ya bunu haklı çıkarabilecek şekilde 1915 olayları ile ilgili çirkin bir çağrı ülke içinden geldi. Sky News'te bir program yapan Rita Panahi, Amerika'nın 1915 olaylarını resmen soykırım olarak tanımasının memnuniyetle karşılanacak bir hamle olduğunu söyledi. Avustralya da aynısını yapmalı, bu çok gecikmiş bir şey ve bu durumda Amerika'nın öncülüğünü takip etmeliyiz çağrısı yaptı. Savunma Bakanı Dutton'dan Tayvan'ın Çin'le aralarında anlaşmazlığa neden olabileceği uyarısı. Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin'le aralarında Tayvan nedeniyle anlaşmazlık yaşayabileceklerini bildirdi. ABC'de katıldığı bir programda Avustralya'nın Çin'le ilişkilerini ve Afganistan'dan çekilme sürecini ele alan Dutton, Çin'le Tayvan konusunda anlaşmazlığa düşmenin göz ardı edilemeyeceğini dile getirdi. Böyle bir anlaşmazlığın korkunç olacağına dikkati çekerken, Çin'in yeniden birleşme konusunda gayet net olduğunu düşünüyorum ve bu onların uzun süreli amaçlarıydı ifadelerini kullandı. Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşma sağlandı. Rusya doğrudan yatırım fonunun konuya ilişkin açıklamasına göre Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için Viskoran ilaçla anlaşmaya varıldı. Şirketin önümüzdeki aylarda Türkiye'deki çok sayıda tesiste üretime başlamayı amaçladığı kaydedildi. TODEX soruşturmasında 6 kişi için tutuklama talebi. Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ardından başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı. 61 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 33 kişi savcılıktan serbest bırakıldı. Sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'a Merkel'den yardım. Almanya hükümetinden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Merkel'in Hindistan halkının COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşadığı korkunç acıyı hissediyorum. Salgına karşı mücadelemiz ortaktır. Almanya Hindistan'la dayanışma içindedir ve acil destek göndermek için çalışıyor ifadelerine yer verildi. Hindistan'da cumartesi günü COVID-19 kayıpları sayısı rekor seviyede artarak 2624'e çıktı.
Ülkedeki hastanelerde boş yatak, oksijen tüpü ve ilaç sıkıntısı çekilirken sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarısı yapılıyor. Diş eti iltihabı COVID-19'dan ölme riskini 9 kat artırıyor. Kanadalı araştırmacılar yaygın bir hastalık olan diş eti iltihabı ve şiddetli COVID-19 arasında güçlü bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Uzmanlar diş eti iltihabı olan kişilerin COVID-19'dan ölme olasılığının 8,8 kat daha fazla olduğunu ifade ederek ağız hijyeninin riski azaltabileceğini söyledi. Güncel döviz kuruysa şöyle: 1 Avustralya doları 78 Amerikan sentinden 6 lira 47 kuruştan ve 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 23, Melbourne 17, Adelaide 22, Brisbane 25, Perth 28, Darwin 33, Hobart 19 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.